Merhaba arkadaşlar, 3DTT konu anlatımlı kimya defterimizde 4. bölüm olan maddenin hallerinin son kısmını işleyeceğiz bugün. Hal değişim grafiklerinden bahsedeceğiz. Daha önceki derslerimizde maddenin fiziksel halleri, katılar, sıvılar ve gazlar kısımlarını işlemiştik. Dediğimiz gibi bu dersimizin videosu hal değişim grafikleri olacak. Evet, biz TYT müfredatında saf maddelerin hal değişim grafiklerinden mesulüz arkadaşlar. Dolayısıyla saf maddeler için hal değişim grafiklerini inceleyeceğiz. Bir maddenin belirli koşullarda ısı alması ya da vermesiyle veya maddeye uygulanan basıncın değiştirilmesiyle farklı fiziksel haller arasında geçiş yapılmasına hal değişimi denir diyoruz. Bu bölümde sadece saf maddeler için Isı alışverişi sonucu gerçekleşen hal değişim grafiklerini inceleyeceğiz. Basınç değişimi ile olan hal değişim grafiklerini AYT Gazlar bölümünde faz diyagramları başlığı altında işlenecek arkadaşlar. Dolayısıyla biz TET'de sadece ısı alışverişi sonucunda gerçekleşen hal değişim grafiklerini inceleyeceğiz. Saf maddeler için hal değişim grafiklerini incelerken en önemli dikkat edeceğimiz nokta saf maddelerin Hal değiştirirken sıcaklıklarının sabit olmasına dikkat edeceğiz. Tekrarlayacak olursak, saf maddelerin hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir diyeceğiz. Bunu unutmayacağız. Evet, saf maddeye ait örnek bir hal değişim grafiğini incelemekteyiz. Saf halde bulunan bir X maddesinin ısıtılmasına ait hal değişim grafiğini birlikte inceleyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar ne demiştik? Saf maddeler için sıcaklığın sabit olduğu bölgeler bakın ikinci bölgemiz ve dördüncü bölgemiz hal değişiminin olduğu bölgelerdir şeklinde yorum yapacağız. Saf bir madde ileri yönlü en fazla iki defa hal değiştirebilir diyeceğiz. Katı halden sıvı hale geçiş ve sıvı halden gaz hale geçiş. Plazma hale geçiş hal değişim grafiklerinde incelenmez arkadaşlar. Bu yüzden hal değişim grafikleri için saf bir madde ileri yönlü en fazla iki defa hal değiştirebilir diyoruz. Tekrarlayacak olursak katı halden sıvı hale geçiş ve sıvı halden gaz hale geçiş şeklinde. O halde birinci bölgemiz hal değişiminden önceki bölge olduğu için X maddesi birinci bölgemizde katı halde bulunacak arkadaşlar. İkinci bölgede ise saf maddemizin zaman geçmesine rağmen yani ısıtılmasına rağmen sıcaklığının sabit olduğunu görmekteyiz. Buradan yapacağımız yorum saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit olacağından dolayı ikinci bölgede hal değişimi gerçekleşiyor. Birinci bölgede maddemiz katı olduğuna göre ikinci bölgede katıdan sıvıya doğru bir geçiş var. 9. dakika itibariyle maddemiz sıvı hale geçmiş durumda ve tekrardan sıcaklık artışının devam ettiğini görüyoruz. 3. bölgede o halde maddemiz tamamen sıvı haldedir diyeceğiz. Dördüncü bölgede yine ısıtılmasına rağmen maddemizin sıcaklığı sabit kalmakta. Burada da yapacağımız yorum maddemiz sıvı halden gaz hale geçiyor. Yani yine bir hal değişimi söz konusu. O halde dördüncü bölgede sıvı ve gaz haller hal değişimi olduğu için birlikte bulunacaklar. Son olarak beşinci bölgeyi incelediğimizde hal değişimi 30. dakika itibariyle bitmiştir diyeceğiz. Ve sıcaklık tekrar atmaya devam ettiği için X maddesi beşinci bölgede tamamen gaz hale dönüşmüştür ve tekrar sıcaklığı artmaya devam etmiştir. Basit anlamda hal değişim grafiklerini bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabi burada bölgelerimize göre birkaç ekstra yorumumuz var. Bunları da göz atalım. Birinci, üçüncü ve 5. bölgelerde sıcaklık arttığından dolayı arkadaşlar maddenin kinetik enerjisi artar yorumunu yapacağız. Bakın 1, 3 ve 5. bölgelerde sıcaklık arttığı için kinetik enerjimiz artar şeklinde yorum yapacağız. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artacak. Yine bu bölgelerde hal değişimi olmadığı için potansiyel enerji sabittir diyeceğiz. Potansiyel enerji hal değişim bölgelerinde tanecikler arası boşluğun arttığı durumlarda artar diyeceğiz. Bakın potansiyel enerjiyi tanecikler arası boşlukla ilişkilendirelim. Tanecikler arası boşluğumuz arttıkça potansiyel enerjimiz artacak. Örneğin ikinci bölgede katı halden sıvı hale geçiş söz konusu yani tanecikler arası boşluk gittikçe ısıttıkça maddeyi artmakta. Dolayısıyla tanecikler arası boşluk arttığı için ikinci bölgede yine aynı şekilde dördüncü bölgede de sıvı halden gaz hali geçiş var. Tanecikler arası boşluk yine artıyor. Bu iki bölgede 2 ve dördüncü bölgelerde potansiyel enerji artar yorumunu yapacağız. Tanecikler arası boşluk arttığı için. Ancak 1, 3 ve 5. bölgelerde hal değişimi olmadığı için katı halde birinci bölgede Birinci bölgede madde katı halde sanki tanecikler arası boşluk artmıyor. Yine üçüncü bölgede maddemiz sıvı halde tanecikler arası boşluk bu bölgede artmıyor. Beşinci bölgede gaz halde tanecikler arası boşluk artmıyor. Ya da tanecikler arası boşluk artsa bile genleşmeden dolayı ihmal edilecek düzeyde gibi yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu bölgelerde potansiyel enerji sabittir şeklinde yorum yapacaksınız. 2 ve 4. bölgelerde sıcaklık sabit olduğu için arkadaşlar Kinetik enerji sabitleyeceğiz bu defa. Yani biz sıcaklıkla kinetik enerjiyi ilişkilendireceğiz. Hal değişimi olan bölgelerde yani tanecikler arası boşluğun arttığı durumlarda da potansiyel enerji ile ilişkilendireceğiz. Maddenin bölgelere göre görünüm durumunu yani homojen mi heterojen mi tek görünümlü mü çok fazla görünümeme mü sahip bunu da yorumlayalım. 1, 3 ve 5. bölgelerde hal değişimi olmadığından dolayı madde homojen görünümlüdür. İkinci ve dördüncü bölgelerde ise hal değişimi söz konusu olduğu için farklı fiziksel haller bir arada bulunmakta ve maddemiz heterojen görünümlüdür yorumunu yapacağız. Bakın ikinci bölgede katı ve sıvı birlikte bulunmakta. Yine dördüncü bölgede de sıvı ve gaz birlikte bulunmakta. O halde bu iki bölgede madde heterojen görünümlüdür yorumunu yapacağız. Yine arkadaşlar bir de fizikte de benzer bir konu var. Orada hesaplama da yapıyorsunuz diye hatırlıyorum. Oradaki bilgilerle birleştirmek açısından 1, 3 ve 5. bölgelerde ısı hesaplamasını Q eşittir M, C, delta T formülünden yapıyordunuz. Kelmecit diye biz bunu kodluyorduk. 2 ve 4. bölgelerde yani hal değişimi olan bölgelerde ise gerekli olan ısı miktarını biz Kemal formülü ile açıklıyoruz. Buradaki L'miz hal değişim için gerekli olan ısı. Mesela ikinci bölgede ise biz buna LE diyoruz. Erime ısısı. Eğer dördüncü bölge ise LB diyoruz. Buharlaşması şeklinde. Bu değerler parantez içinde size veriliyordu. M değeri kütleydi. Q da ısıydı. Gerekli olan ısı. Yine M kütle C öz ısı miktarı. Parantez içinde verilirdi fizikte bunlar size. Delta T de sıcaklık değişimiydi. Q yine ısıydı. Belirtilen bölgelerdeki gerekli olan ısılar veya alınan ısılar bu formüllerle hesaplanıyor bir maddenin belli bir sıcaklıktan belirtilen sıcaklık değerine kadar aldığı toplam ısı her bölgede ayrı ayrı bu formüller kullanılarak bulunur ve en sonunda bu bulduğunuz ısı değerlerini topladığınızda bu işlemlerde sistemin toplam kaç kilokalori ısı aldığı hesaplanmış olur. Evet biz şimdi yine kimyaya geri dönelim. Şu formülleri dediğim gibi kimyada kullanmıyoruz fizik için bir hatırlatma olsun diye buraya da yeri gelmişken değinelim dedik. Şimdi grafiğimizle ilgili birkaç yorum yapalım. Birinci yorumumuz erime ve donma noktası değeri sorulursa bize. Arkadaşlar 4. dakikadan 9. dakikaya doğru gidildikçe yani maddemiz ısı aldıkça ne oluyor? Katı halden sıvı hale bir geçiş söz konusu. Katı halden sıvı hale geçiş olayına biz erime diyorduk. O halde bizim 20 derecemiz erime sıcaklığımızdır diyebiliriz. Bu grafiğin bir soğutma grafiği olduğunu düşünürseniz yani sıvı halden katı hale doğru geçtiğimizi düşünseydik şöyle gitseydi o zaman da madde sıvı halden katı hale geçtiği için bu olayda donma diyecektik. Yine donma noktamız da 20 derece. Dolayısıyla biz burada şu yorum yapacağız. Bir maddenin erime ve donma noktası değeri aynıdır. Bu grafik içinde erime ve donma nokta değerimiz 20 derecedir diyoruz. Benzer yorumu kaynama ve yoğuşma noktasıyla ilgili de yapabiliriz. Dördüncü bölgede eğer biz sıvıdan gaz hale doğru bir geçiş sergiliyorsak olayımız buharlaşmaydı. Buharlaşmanın her yerde gerçekleşmesine de kaynama diyoruz. Burada sıvıdan direkt gaza doğru bir geçiş söz konusu olduğu için bu olayı kaynama noktası olarak yorumlayabiliriz. Yani burada 120 derecede kaynama olayı gerçekleştiği için Bizim kaynama noktamız 120 derecedir yorumunu yapabiliriz. Bu durumun tam tersi gazdan sıvıya doğru bir geçiş söz konusuysa bu olaya da yoğuşma diyoruz. O halde yoğuşma olayında da yine sıcaklık değerimizin 120 derece olduğunu görmekteyiz. Yani kaynama ve yoğuşma noktası değerimiz 120 derecedir yorumunu yapabilirim. Bir de arkadaşlar şu uyarıyı yapmış olayım. Buharlaşma olayı sıvılar için her sıcaklıkta gerçekleşirken Kaynama olayı saf maddeler için belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Burada 120 derece bizim kaynama noktamız, aynı zamanda yoğuşma noktamız. Yani buharlaşma noktası 120 derece dersek yanlış olur. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Buna dikkat edelim. Kaynama ise belli bir sıcaklık değerinde saf maddeler için gerçekleşmektedir. Yorumlara devam ediyorum. Erime ve donma süresi sorulursa bize Arkadaşlar bakın erime ve donma süresi veya hal değişim süresi sorulduğunda hal değişimi olan bölgeyi dikkate alacağız. Örneğin erime olayı gerçekleştiğinde ikinci bölgede gerçekleşiyordu. Burada bakın dördüncü dakikada başlamış erime 9. dakikaya kadar sürmüş. O halde erime süremiz nedir? 5 dakikadır diyebiliriz. Bu durumun tam tersi donma noktası sorulmuş olsaydı yine donma noktası da bu ikinci bölgede gerçekleşeceği için bu olay da 5 dakika sürerdi yorumunu yapıyoruz. O yüzden erime ve donma süresi deyince 5 dakika diyeceğiz. Sakın burada 9 dakika sürmüştür gibi bir yorum yapmayın. Yani en başından almayın süreci. Sadece hal değişim olan bölgedeki süreyi referans alacağız. Evet son olarak kaynama ve yoğuşma süresinden de bahsedelim. 4. bölgede gerçekleşiyordu. 20. ve 30. dakikalar arasında kaynama olayı gerçekleştiği için 10 dakika sürmüştür diyoruz. Bu olayı biz tersten incelemiş olsaydık da yine yoğuşma olayı da 4. bölgede gerçekleşeceği için burada da 10 dakika aradaki fark, 30 ve 20. dakikalar arasındaki fark 10 olduğu için yine 10 dakika sürmüştür yorumunu yapacaktık. Sakın burada 30 dakika sürmüştür gibi bir yorum yapmayalım arkadaşlar. Çok önemliydi. Evet, anahtar bir bilgimiz var. Saf maddeler için erime ve donma noktası birbirine eşittir. Yine kaynama ve yoğuşma noktası da birbirine eşittir. Az önce yapmıştık zaten yorumumuzu. Bunu unutmayalım. Tekrarlarsak saf maddeler için erime ve donma noktasıyla kaynama ve yoğuşma noktası değerleri birbirine eşittir. Hatta bir önceki soruda ne demiştik? Erime ve donma noktamız 20 derece. Kaynama ve yoğuşma noktamız ise 120 derecedir yorumunu yapmıştık. Evet devam ediyoruz. Bir hatırlatmamız var. Erime ve kaynama noktası ısıtıcının gücüne bağlı değildir arkadaşlar. Isıtıcının gücü sadece erime, kaynama ya da sıcaklığı arttırma gibi olayların süresini etkiler. Yani ısıtıcımızın gücü fazlaysa erime, kaynama gibi olayların süresi kısalır veya maddemizin sıcaklığı artıyorsa belirlenen sıcaklık değerine daha kısa sürede gelir. Ancak ısıtıcının gücü erime kaynama noktasını etkilemez arkadaşlar buna dikkat edelim. Evet birebir ÖSYM sorumuzla dersimize devam edelim. Saf x sıvısının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Sıvıya ait bir grafikmiş. Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniliyor. A şıkkına baktığımızda birinci ve üçüncü bölgelerde maddenin kinetik enerjisi artar. Maddemizin kinetik enerjisi sıcaklığın arttığı durumlarda artmaktaydı. Birinci ve üçüncü bölgelerde sıcaklığımız arttığı için kinetik enerjimiz artacaktır. A şıkkı doğrudur. B şıkkı madde 10. dakikada heterojen görünümlüdür. Arkadaşlar grafiğin incelediğimiz madde saf bir madde. Normalde homojen görünüme sahiptir. Ancak hal değişimleri hariç. O halde hal değişimi olan bölgede maddemiz heterojen görünüme sahiptir. Maddemizin hal değiştirdiği bölgede ikinci bölgedir burada heterojen görünümlü olacak. Bize zaman belirtilmiş 10. dakika demiş. Bakın ikinci bölgeyi kapsayan zaman aralığı 5 ve 12. dakikalar arası. 10. dakikada o halde maddemiz ikinci bölgede olacağı için heterojen görünümlüdür. Bu arada az önce arada bir bilgi vermiştim. Yine üzerine durayım. Saf maddeler genel olarak homojen görünümlüdür. Ancak hal değişimleri sırasında heterojen görünümlüdürler. Biz bu konudan daha önce birinci bölümde bahsetmiştik. Kimya bilim ünitesiydi. Hatırlarsanız saf maddelerin özelliklerinden bahsederken saf madde deyince aklımıza element ve bileşikler gelecek demiştik. Ve saf maddeler genel olarak homojen görünümlüydü. Ancak hal değiştirdikleri zaman heterojen görünümlüydü. O halde şöyle bir soru gelirse dikkat edin demiştik orada da. Saf maddeler her zaman homojen görünümlüdür derse yanlıştır. Hal değişimleri hariç. Bu bilgiyi de arada atlamayalım arkadaşlar. Dikkatli olalım. Devam ediyoruz. C şıkkına geldik. Isıtıcının gücü arttırılırsa ikinci bölgede geçen süre kısalır. Isıtıcının gücünü arttırılması hal değişim olaylarını ne yapıyordu arkadaşlar? Kısaltıyordu. Yani bizim maddemiz burada sıvı halden sıvıydı başlangıçta. Gaz hale geçecek. Isıtıcının gücünü arttırırsak bu işlem daha kısa sürede gerçekleşecek. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda kaynama olayı 12 dakika sürmüştür. Bu ifademiz yanlıştır. Kaynama olayı 5 ve 12. dakikalar arasında gerçekleşmekte. Yani aradaki farkı aldığımızda 7 dakika sürdüğünü görmekteyiz. 12 5 diyorum. Dolayısıyla D şıkkındaki ifademiz yanlış, soru yanlış olan öncülüsü olduğu için cevabımız Denizli oldu. Son olarak E şıkkına da bakalım. X sıvısı daha yüksek rakımlı bir yerde ısıtılsaydı kaynama noktası 40 dereceden daha küçük olurdu. Arkadaşlar yükseklere doğru çıkıldıkça dış basınç azalmaktaydı. Hatırlarsanız kaynama olayının tanımı iç basıncın yani buhar basıncının dış basınca eşit olması sırasında gerçekleşen olayımızdı. Dolayısıyla dış basınç azalırsa kaynama için maddemizin gerekli olan buhar basıncı da az olmak zorunda. Yani daha düşük sıcaklıklarda biz dış basınçla iç basıncı eşitleyebiliriz. Buradan çıkaracağımız sonuç o halde şöyle olacak. Dış basınç azalırsa maddemizin kaynama noktası da azalır. Şu an sıvımız 40 derecede kaynıyor. O halde daha yüksek rakımlı bir bölgede dış basınç azalacağı için kaynama noktamız da azalacak. Kaynama olayımız maddemiz için 40 dereceden daha küçük bir sıcaklıkta gerçekleşecek. Dolayısıyla E şıkkımızda doğrudur diyoruz. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğu için cevabımız Denizli seçeneği oldu. Evet, anahtar bir bilgimiz var. Önemlidir arkadaşlar. Çeşitli sıcaklık değerlerinde maddelerin hangi fiziksel halde bulunduğunun sorulduğu sorularda aşağıdaki gibi bir sayı doğrusu üzerinden yorum yapılabilir diyoruz. Burada yorumumuzu şöyle yapacağız. Eğer bize belirtilen sıcaklık değeri Maddemizin erime noktasından daha küçük ise, şöyle diyelim, sıcaklık değerimize T diyelim arkadaşlar. Eğer sıcaklık değerimiz, T değerimiz erime noktasından küçük ise maddenin bu sıcaklıklarda maddemiz katı halde bulunacak. Bakın sayı doğrumuzun sol tarafını eksi sonsuz gibi, sağ tarafında artı sonsuz gibi düşünürsek eğer belirtilen sıcaklık değeri erime noktamızdan daha küçük ise şu bölgede ise maddemiz katı halde bulunacaktır. Yorumunu yapacağız. Eğer bize belirtilen sıcaklık değeri maddemizin erime ve kaynama noktası arasındaysa, o zaman maddemiz sıvı halde bulunacaktır diyeceğiz. Bunu da şöyle diyelim. Bize belirtilen sıcaklık değerine T dedik. Eğer bu sıcaklık değeri maddenin kaynama noktasından küçük ancak erime noktasından büyük ise, yani arada ise Burada maddemiz sıvı haldedir yorumunu yapacağız. Son olarak bize belirtilen sıcaklık değeri maddemizin kaynama noktasından daha büyük bir bölgede ise maddemiz gaz halde bulunur diyeceğiz. Buna da şöyle diyelim. T değeri büyükse kaynama noktasından maddemiz gaz haldedir yorumunu yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde sayı doğrusu gibi erime ve kaynama noktasını yazarsanız çok daha pratik bir şekilde maddenin hangi fiziksel halde bulunduğunu yorumlayabilirsiniz. Evet az önce belirttiğimiz anahtar bilgi notuyla uyumlu olan birebir ÖSYM sorusuyla devam edelim dersimize. Tabloda saf X, Y ve Z maddelerinin erime ve kaynama noktaları verilmiş. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. A şıkkı X'in tanecikleri eksi 11 derecede dönme hareketi yapabilir. Arkadaşlar hatırlarsak taneciklerin dönme hareketini tanecikleri yapabilirdi sadece? O halde öncülümüz bize şunu soruyor. X 11 derecede gaz halde bulunabilir mi? X için erime ve kaynama noktalarına baktığımızda şöyle diyelim. X için sayı doğrumuzu çizdik. Şurası erime noktamız olsun. Erime noktası değeri x için eksi 82. Şuraya yazalım. Kaynama noktası ise eksi 10. Sayı doğrumuzda sol köşemiz eksi sonsuz sağ köşemiz artı sonsuz bakın eksi 11 derece sayı doğrumuzda şu bölgeye denk gelecek yani erime ve kaynama noktası arasında olduğu için maddemiz burada sıvı halde bulunacak sıvı halde sadece tanecikler titreşim ve öteleme hareketi yapabilir dönme hareketi yapamaz A şıkkı yanlıştır E şıkkı normal koşullarda Y sıvı haldedir Normal koşul deyince aklımıza ne gelecekti? 1 atmosfer basınç deniz seviyesi yani ve 0 santigrat derece sıcaklık. O halde Y için de benzer bir sayı doğrusu oluşturalım. Y'nin erime noktası 20 derece. Kaynama noktası ise 105 derece. Bu da bizim Y'miz için geçerli. Bize normal koşullardaki Y'nin fiziksel hali sorulmuştu. Yani 0 dereceye bakacağız. 0 derece bu grafikte eksi sonsuza doğru daha yakındır. Yani 20 dereceden daha küçük bir değerdir. Dolayısıyla erime noktasından daha küçük olduğu için maddemiz burada katı halde bulunacak arkadaşlar. Bize sıvı hal dediği için e şıkkı da yanlış oldu. Katı hal olması gerekirdi. D şıkkına baktık. X, Y ve Z aynı şartlardayken sıvı halde bulunabilirler. Daha önce x ve y için sayı doğrusu çizmiştik. Şimdi bir de z için sayı doğrumuzu çizelim. Z'mizin erime noktası eksi 18 derece. Kaynama noktası ise 24 derece. Yine şöyle artı sonsuz eksi sonsuz diyelim. Bu da z maddemiz için geçerli. Şimdi arkadaşlar burada sınır değerleri düşünelim. Mesela x için sıvı olabileceği en yüksek sıcaklık değeri eksi 11 derece. Burası eksi 11 oluyor. Eksi 11 derece acaba diğer maddelerde hangi fiziksel hale düşebilir? Buna bakalım. Y için eksi 11 derece erime noktasından daha düşük bir sıcaklık değerine denk gelmekte. O halde maddemiz eksi 11 derecede katı halde bulunabilir. X'in sıvı bulunabileceği maksimum sıcaklık değerinde bile Y maddesi katı halde bulunduğundan dolayı hiç Z'ye bakmama bile gerek yok. Bu maddelerimizin üçü aynı anda sıvı bulunabilir diyemeyiz arkadaşlar. Yine Z için baktığımızda eksi 11 derece erime ve kaynama noktası arasında denk geliyor. Yani X ve Z sıvı halde bulunabilirler belli sıcaklık değerlerinde. Ancak Y X de sıvı halde bulunamaz arkadaşlar. Dediğimiz gibi X'in sıvı halde bulunabileceği maksimum sıcaklık değeri bile eksi 11. Ancak bu sıcaklık değeri Y için hala katı halde olması anlamına geliyor. Bu nedenle 3'ü aynı anda sıvı halde bulunamaz yorumunu yapıyoruz. C şıkkı da yanlıştır. Y ve Z'yi yorumlamak isteseydik bakın Y'nin sıvı olabileceği en düşük sıcaklık değeri tam sayılı olarak konuşursak 21 derece olurdu. 21 derecede Z'miz de sıvı halde bulunabiliyor. Yani Y ve Z'nin de aynı anda sıvı halde bulunabileceği sıcaklık değerleri var. Ancak X ve Y için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu nedenle C şıkkı yanlıştır dedik. Denizli seçeneğine bakalım. Uçuculuğu en fazla olan Y'dir. Arkadaşlar hatırlarsanız kaynama noktası küçüldükçe uçuculuk artar diyoruz. O halde kaynama noktası en küçük olan maddemize bakacağız. Kaynama noktası verilen değerlerde en küçük olan maddemiz X'tir. Eksi 10 derece. O halde en uçucu olan X'tir. Burada Y dediği için Denizli seçeneği de yanlış oldu. Son olarak E şıkkına baktığımızda oda koşullarında Z gaz haldedir denilmiş. Oda koşulları deyince yine bir atmosfer basınç ancak sıcaklık değerimiz 25 derece olarak aklımıza gelecek. Bakın normal şart deyince 0 santigrat derece sıcaklığımız var. Oda şartları standart şartlar deyince aynı anlama gelmekteydi. 25 derece diyeceğiz. Peki 25 derecede Z gaz halde mi? Birlikte bakıyoruz. 25 derece Z'nin kaynama noktasından daha büyük bir sıcaklık değeri. O halde Z 25 derecede gaz haldedir. Sorumuzun cevabı Edirne seçeneğidir arkadaşlar. E şıkkındaki ifademiz doğrudur. Evet bir etkinlikle dersimizi sonlandıralım. Saf bir katının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman değişimi aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Bu değerlere göre maddenin sıcaklık zaman grafiğini çizerek Aşağıdaki soruları yanıtlayınız denilmiş. Öncelikle maddemizin sıcaklık zaman grafiğini çizmeye çalışalım. Bakın zamanımız 0. dakikadayken maddemiz eksi 5 derecedeymiş. O halde 0. dakikada eksi 5 derecede şöyle bir nokta koyalım. Hatta bunu daha renkli bir kalem kullanarak çizelim. Kırmızı ile çizelim. Eksi 5 derecede. 4. dakikaya geldiğimizde 0'dan 4. dakikaya geldiğimizde sıcaklığımız 10 dereceye çıkmış. 10 dereceyi de şöyle işaretleyelim. Bakın burada 4. dakikayı da şöyle nokta ile gösterelim. O zaman ben burada sıfırdan 4. dakikaya giderken şöyle kesecek şekilde bir çizgi çektim. Evet. İdare edelim arkadaşlar. Hani tam böyle ekrana hakim olamıyoruz kareli defter. Sizi defterinizde daha rahat net çizebilirsiniz. Hatta cetvelde kullanarak çizebilirsiniz. Evet burada ne yaptık? 4. dakikaya kadar sıcaklığımızı 10 dereceye kadar arttırdık. Sonra zamanda 8. dakikaya geldiğimizde sıcaklık değerimiz 25 derece oluyor. O halde 25 derece bakın her kare 5 derece olarak artmakta. 25 derece şuraya geliyor. Kaçıncı dakika dedik? 8. dakika dedik. Şu noktayı işaretledim. O zaman ben sıcaklığı hatta şöyle bile yapabilirsiniz. Sıcaklığı burada arttırmaya devam ediyorum. Sonrasında 12. dakikaya geldik. Sıcaklığımız hala 25 derece. 14. dakikaya geldik. Sıcaklığımız hala 25 derece. O zaman 14. dakikaya kadar ne yapıyoruz? Sıcaklığı sabit halde tutuyoruz. Evet. Devam edelim. Dakikamız 18. dakikaya geldiğinde sıcaklığımız 35 dereceye kadar çıkmış. 35 derece şurası olacak. 18. dakika burası şöyle. Buradan Yine kırmızıyı seçelim. Sıcaklığı arttırmaya devam ediyorum. Yine bir sonraki zamanımız 22. dakika. Sıcaklığımız 45 derece oldu. Şurası 45 derece. 22. dakikada şuraya denk geliyor. Şöyle. Evet devam ediyorum buraya kadar çıkarmaya. Evet sonrasında 26. dakikaya geldiğimizde sıcaklığımız hala 45 derece. 26. dakika şuraya denkliyor. Sıcaklığımız yine sabit kaldı. O zaman bir hal değişimi söz konusudur diyebiliriz. Son olarak 30. dakikaya geldiğimde sıcaklığım 50 derece oldu. 30. dakika ve 50 derece kesen çizgim şurası. Şöyle yükseltmiş olduk. Yine şu noktaları böyle bir belirtelim. Evet grafiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Hatta yine noktalarla bölgelerimizi belirleyelim. Bakın 8. dakikadan 14. dakika kadar sıcaklık sabit olduğu için bir hal değişimi söz konusu olacak. Sonrasında yine sıcaklığın sabit olduğu zaman aralıkları 22 ile 26. dakikalar arasında bu şekilde. İsterseniz bu bölgelere numara verelim. Şurayı bir sileyim. Evet şurası bizim birinci bölgemiz olsun. Burası ikinci bölgemiz olsun. Şurası üçüncü bölgemiz olsun. Dördüncü bölgemiz olsun. Beşinci bölgemiz olsun. Sıcaklık zaman grafiğimizi oluşturduk. Şimdi soruları yanıtlayalım. Elma sıcaklığı kaç derecedir? Arkadaşlar maddemiz en başta bir katıydı. Soru belirtmiş. Zaten iki defa hal değişimi var. Kat olduğunu buradan da anlıyoruz. İlk hal değişim bölgemiz şurası. Buradaki sıcaklık değerine baktığımızda 25 derece olarak söylemiştik. Ya da şu tablodan bakabilirsiniz. Tabloda sıcaklığın sabit kaldığı değerlere baktığımızda ilk sabit kaldığı değerler 25 derece. O halde erime sıcaklığımız 25 santigrat derecedir diyebiliriz. Kaynama sıcaklığı kaç derecedir? Bu defa da ikinci sıcaklığın sabit olduğu bölgeye bakacağız. O da 45 dereceydi. Grafikte de şurası zaten. Buraya da 45 diyelim. Buradan da görebiliyoruz. Kaynama sıcaklığımız da 45 derecedir dedik. Kinetik enerjinin arttığı zaman aralıklarını belirtiniz sıcaklığın arttığı durumlarda kinetik enerji artar. Birinci bölgede, üçüncü bölgede ve beşinci bölgede. Birinci bölge sıfırla sıfırıncı dakikadan sekizinci dakikaya kadar olan yer. Şöyle diyelim sıfırla sekizinci dakika bu birinci bölgeyi ifade ediyor. Sonrasında 14. dakikayla ile 22. dakikalar arasında yine artmış. Ve 5. bölgeyi temsilen 26 ile 30. dakikalar arasındaki kinetik enerjim yine artmıştır arkadaşlar. Potansiyel enerjinin arttığı zaman aralıklarını belirtiniz. 2 ve 4. bölgeler demiştik. 2. bölge 8. dakikayla 14. dakika arasında. Diğer bölgemizde 4. bölgeydi. 22 ile 26. dakikalar arasında diyoruz. E şıkkına baktık. Madde 12. dakikada hangi fiziksel halde bulunur denilmiş. Önce yazalım. Maddemiz 1. bölgede katı halde, ikinci bölgede katı ve sıvı halde birlikte bulunacak. Üçüncü bölgede sıvı halde, dördüncü bölgede sıvı ve gaz halde, beşinci bölgede ise tamamen gaz. 12. dakikaya baktığımızda ikinci bölgeye denk düşmekte. İkinci bölgede madde katı, sıvı, karışık bir halde, heterojen görünümlü halde bulunmakta. Madde 18. dakikada hangi fiziksel halde bulunur? Bakın 18'de buraya geldi. Üçüncü bölgeye denk geldiğimiz için sıvı halde bulunur diyeceğiz. Diğer önceliğimiz maddenin homojen ve heterojen görünümlü olduğu zaman aralıklarını belirtiniz. Ben bölge olarak yazayım arkadaşlar. Homojenler neydi? 1, 3 ve 5'ti. 1, 3 ve 5'ti. Dolayısıyla C şıkkıyla aynı arkadaşlar. 0 ile 8 arası, 14 ile 22 arası ve 26 ile 30 arası diyebiliriz. Hatta yazalım yine. Evet 0 ile 8, 14 ile 22 ve 26 ile 30 arasında madde katı, sıvı ve gaz halinde homojen görünümlüdür. Heterojen görünümlü olduğu yeri de yazalım. Burada da D şıkkıyla aynı olacak. Hatta şöyle yapalım. Şuraya homojen diyelim. Heterojen de D ile aynı olacak. Yani 2. ve 4. bölgeler 8 ile 14. dakikalar bir de 22 ile 26. dakikalar arasında heterojen görünümlüdür diyeceğiz. Şöyle ikinci bölge 4. bölge. Burası da 1, 3 ve 5. bölgeler. Erime olayı kaç dakika sürmüştür? Erime olayı ikinci bölgede gerçekleşiyordu. 8. dakikalarla 14. dakikalar arasında 14'ten 8 çıktı. 6 dakika sürmüştür diyoruz. Hatta 14 eksi 8 diyelim. Son olarak maddenin buhar basıncı kaçıncı dakikada maksimuma ulaşmıştır? Arkadaşlar, buhar basıncı maksimuma ulaştığında yani dış basınca ulaştığında kaynama olayı gerçekleşir. Kısaca maddemiz kaynadığında maddemizin iç basıncı yani buhar basıncı dış basınca eşitlenir ve maksimuma ulaşmıştır. O halde kaynamanın başladığı zamanımız bizim buhar basıncımızın maksimuma ulaştığı ilk zamandır. Bu değerde gördüğünüz gibi 22. dakikadır. 22. dakikada kaynama olayı başladığı için maddemizin buhar basıncı maksimum seviye olan dış basınca ulaşmıştır. O halde cevabımız 22. dakikadır diyeceğiz arkadaşlar. Evet gençler hal değişim grafikleri ile ilgili konu anlatımımızı da burada bitirmiş olduk. Aynı zamanda maddenin halleri ünitesinde 4. bölüm olan maddenin halleri ünitesi ile ilgili konu anlatımlarımız da bitmiş oldu. Bundan sonraki dersimizde 4. bölüm test 4'te yer alan soruları birlikte çözeceğiz. Bu sorular gazlar ve maddenin halleriyle ilgili sorulardan oluşan testimiz ve ardından ünite değerlendirme testlerimiz var. Test 5 ve test 6'nın çözümlerini yaptığımızda maddenin halleri ünitesinde tamamen bitirmiş olacağız. O zaman test 4'ün çözümlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.